Merhabalar. Hep lifli gıdaların sağlığa yararından bahsedilir. Ben size güzel tablolar hazırladım. Eğer özellikle doygunlukla ilgili bir sorunuz varsa, kilo fazlanız varsa kabızlığa da iyi geldiğini baştan söylemek isterim. Ama özellikle şunu söylememiz lazım. Buna posalı gıdalar dense bence çok daha yerinde olur. Lifli gıdalar denilince biraz kafa karışıklığı oluyor. Bir kere bunlar herhangi bir şekilde yıkılmıyorlar, emilmiyorlar, parçalanmıyorlar, atılıyorlar. Bağırsağın iç yüzeyinde bir tabaka oluşturuyorlar ve özellikle şekerin emilimini engelliyorlar. Ve bu gıdaların içeriğine bakmadan önce iki önemli noktayı sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere bunlardan en önemlisi bunlar da bir karbonhidrat. Yani şeker. Fakat bunlar şekerin emilimini engellediklerinden dolayı hem şeker hastalığına hem kalp damar hastalığına iyi geliyorlar. Divertikülük dediğimiz kalın bağırsaktaki bir kesecik ve bağlı olan kanser, özellikle kalın bağırsak kanseri, meme kanserinde de etkililer. 20-30 gram günde alınması gerekiyor. Fakat Türkiye'de 17 gram alındığı tespit edilmiş durumda. Ve özellikle iftiyen zengin gıdalar tüketirseniz kalp damar hastalığı riskiniz %40 azalıyor. Eğer tüketmezseniz bakın çok dikkat edin, şeker iki katına çıkıyor. Ve divertikülit de %40 oranında daha az görülüyor. Kanser, kalın bağırsak ve meme kanserinde bir bağlantı var. Çok net değil. Fakat şöyle ilginç bir konu var. Özellikle gençleri ilgilendiren bir konu. Genç kızlarımızı ilgilendiren bir konu. Biliyorsunuz herkes hazır yemek yiyor. Amerika'da yapılan çalışmalarda 25 altında evde yemek pişiren hemen hemen hiç kimse kalmamış. Bir de genç kızların lif tüketmesi önemli. Çünkü meme kanserini daha az görüldüğü saptanmış. Şimdi efendim, hesaba meraklı olanlar için 5 tane tablo hazırladım size. Liften zengin sebzeler. Bakın sebzelerin içerisinde bezelye birinci sırayı alıyor. Fakat en son ne zaman bezelye yediniz bir düşünün bakalım. Meşhur brokoliler, Brüksel lahanaları daha geri sıralarda. Bezelye, enginar ve fasulye. Bu farklı bir fasulye ama gene de hatırlatmak isterim. Bir de pancar yaprağı. Pancarın yaprağını atmayınız. Onu da salatada ve yemekte kullanabilirsiniz. Şimdi asıl önemli konu, liften zengin tohumlar, kuru yemişler. Bakın görüyorsunuz, şampiyon açık ara chia tohumu. Keten tohumu da kalp damar hastalıkları için iyi geldiği söyleniyor. Çünkü nitrik oksit sentezliyor. Bu da damarı genişletiyor. Ama chia tohumu bir numara. Meyvelere gelince, meyveler aslında sılanın aksine biraz liften diğerlerine göre daha düşük sayılabilirler. Avokado, böğürtlen, nar ve elmaya dikkatinizi çekerim. Elma da %2 oranında ama elma benim favori meyvemdir. Onu hatırlatmak isterim. Tahıllara gelince bakın, tahıllarda kepek %21 oranında gerçekten şampiyonluğu alıyor. Tam buğday ekmek ve tam buğday ürünleri %6-4 civarında. Ve burada dikkat çekecek önemli bir konu, yulafta da %2 oranında lif var. Şimdi geldik liften zengin baklagillere. Baklagillerde bakın, kuru fasulye şampiyon. Kara fasulye farklı bir tür. Barbunya biri %9, biri %6 ama şampiyon kuru fasulye. Mercimeği de %8 oranında nohutla beraber 3 ve 4. sıralarda görüyorsunuz. Ama dikkatinizi çekerim, bunlar aslında bizim çok sık tükettiğimiz gıdalar. Ama gençler maalesef bunları tüketmiyorlar ve ondan dolayı ileride büyük bir sorun olabilir. Özellikle şeker hastalığının da Türkiye'de uçtuğunu düşünürseniz gelecek nesiller bu açıdan tehlikede. Bunları hiçbirilerini maalesef gençler yemiyorlar. Bir kere her gün tüketilmesi gerekir mi? Aslında bakarsanız sebzeleri, tahılları, baklagilleri her gün tüketebilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ve acaba her gün yiyor musunuz? Bir düşünmenizi rica ederim. Meyveyi de ölçülü meyve tüketimini rica ediyorum. Çünkü karaciğer yağlanmasında fruktoz da önemli. Çok fazla ölçüp biçmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Benim sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım tablolarım yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim efendim.